Güzel bir Moskova gününden hepinize merhaba arkadaşlar. Yaklaşık 2 gündür Moskova'dayım. 13 günlük bir Rusya seyahatine çıktım. Seyahatimin 3. günündeyim işte. Yemek yiyeceğim şimdi. Güzel bir hostelde kaldım dün. Hala olayı anlamaya çalışıyorum. Bakın, çok geniş yollar var burada ve bunun için alt geçitler var. Az önce alt geçitten çıktım. Şunlar marketmiş. Marketlerin ne olduğunu daha dün öğrendim. Kirli alfabesi zor biraz. O yüzden ben bayağı zorluk çekiyorum. Yönümü bile şu şekilde buluyorum yani. Buraya gelip hat aldım bir tane. 15 GB 2 hafta 500 ruble yani 35 lira falan. Gayet iyi bence. Yönümü buluyorum bir şekilde burada. Harita sağ olsun. Şimdi yemek yiyeceğim. Az önce yiyecektim aslında. My My Home diye bir yer var. Ama yemedim. Dün lazanya yemiştim bir tane. Yani dana eti olduğunu zannediyordum ama değilmiş. Domuz etiyle karışık dana etiymiş. Ve dün yedim yine farkında olmadan. Abi söylemiyorlar ki bana. Ben nereden bileyim? Her neyse şimdi McDonald's'a gideceğim ya. Burada biz zaten McDonald's menüsü yiyorum. 270 ruble Big Mac yiyorum. O kesin beef, ondan eminim. Onun dışında bir de vareniki yiyorum. Bu menü işte patatesiyle, iki sosuyla falan, içeceğiyle, burada oturmasıyla tam olarak 280 ruble. Yani 21 lira falan şu menü. Bize yakın, bizdekine yakın. O yüzden pek değişik bir şey yok açıkçası fiyatlarda. İstanbul kıvamında burası. Vareniki bu. Yanında şu krema ile geliyor. Ekşi krema. Şöyle göstereyim. İçinde patatesle şey var işte, mantar var. Ben bayılıyorum bunu yemeye. Gelince mutlaka yiyin. Bu da patates. Şurada turistler durdu. Şurayı da göstereyim. Bu caddede çok lüks mağazalar var. Burada Bentley, işte Ferrari, Kitten, Briary, Armenilo, Zegna falan. Yani param olmadığı için okuyamıyorum bile. Ha, şurada da Ralph Lauren var. Orada Valentino var. Şurada Dolce & Gabbana var. Yani binalara bakın. Hani adamlar böyle binalara dükkan açmışlar. Şurada da bir şey var. Şarap mekanı var. Tom Ford falan var. Otogo falan. Bayağı dünya markaları var burada. Daha öncesinde yokmuş bunlar. İşte Sovyetler döneminde komünizm falan vardı ya. İşte ne zamanki devrim oldu falan, bunlar da geldi böyle. Yani çoğu yerde dolar geçmiyor, ruble geçiyor. Kredi kartıyla alışveriş yapmak mümkün, bayağı geçerli. Vize kartı olunca her yerde geçiyor neredeyse. Benim buraya gelmeden önce merak ettiğim bir konu vardı. Benim dolar hesabım vardı. Hani dolar hesabından direkt çekim yapılabiliyor mu burada diye. Yani uygulamadan dolarınızı Türk lirasına çevirip buradan çekebiliyorsunuz. Cash withdrawal yapıp buradan buranın parasıyla alıyorsunuz işte. Ben 500 ruble aldım şimdi. Biraz öğrendiklerim hakkında bilgi vereceğim. Ben hostelde kalıyorum burada. Yani 800 rubleye kaldım 3 gün boyunca. 3. günümde. Hosteller temiz. İşte kliması, havlusu, ne bileyim, saç kurutma makinesi falan her şey var. Kahvaltı falan yok. Bunlar dahil değil. Ama hostelin içinde de buna imkan sunuyorlar. 200 ruble veriyorsun. Orada kahvaltı malzemeleri var, kendin yapıyorsun. Kendin yap modeli her şey.
Kaldığım hostel bu. Şurada ışığı var, priz var orada iki tane. Yastık, yorgan falan. Temiz, koltuk var. Burada masa var. 8 kişilik bir oda. Benim hoşuma gitti. Önceki kaldığım da güzeldi. Bu da güzel. Ve bu otelin şöyle bir olayı daha var. Her yanında çizim var böyle. Yuri Gagarin falan var. Ve burada bir fotoğraflık köşesi var. Yalnızca burası değil. Hostelin her yerinde çizim var. Göstereceğim şimdi. Burası ikinci kat. Baksana ceplerine ya. Burada böyle çizimler var. Şurası bagaj odası. Aynen. Luggage room. Burası buzdolabı. Burası mutfak. Her şeyi kendin hazırlayıp şey yapıyorsun. Burası böyle sebil var. Ben genelde sebilden içiyorum suyu. Suya para vermemek için. Ha, çamaşır 250 ruble diyor. Yani o da 14-15 lira falan ediyor. Kısaca hostel böyle. Bu da ayakkabıyla girilen resepsiyon. Burası da bu şekil. Bolşoy Tiyatrosu. Şurası. Bolşoy Tiyatrosu. Burada gösteriler çok pahalı. Elit bir yer. Girmek istedim buraya. Bir gösteriye katılmak istedim ama 3000 rubleden aşağı gösteri yokmuş zaten burada. Haliyle ben de gitmedim. Düşük bütçeli gezdiğim için bu paralar benim için fazla. Bahsettiğim para da 210 lira. Şu şekil. Bunları ucuz bilet bulabildiğim... Bunları ucuz bile... Niye benim dilim sürçüyor böyle ya? Bunları ucuz bilet bulabilmek için millet aylar öncesinden alıyormuş. Tıpkı tren biletlerinde olduğu gibi Ruslar planlı hareket ediyorlar. Ve böylece ucuza getiriyorlar. Benim gibi böyle son gün alınca ya da turistler gibi böyle son gün alınca pahalıya geliyor. Hem bana kaçıyor hem başkasına kaçıyor. O yüzden şahsen ben tercih etmiyorum ama parası olanlar edebilir. Dün önünde video çekmiştim. Penny ile de düşmüştüm. Kötü oldu ya. Buranın metroları çok karışık. Ben genelde yürüyerek geziyorum. Hala anlayamadım. Anlamakta çok güçlük çekiyorum. Çünkü bana yardım eden biri yok. Tamamen... kendimce anlamaya çalışıyorum olayı. Metro fiyatları. Bir binişlik 55. Yani bir yolculuk, iki yolculuk 110 falan. Bir günlük 218. Üç günlük 415 lira falan. Ben de bir yön bileti aldım şu an. Tren bileti almaya gidiyorum. Hello, can I ask you something? Yes. I wanna go to Komolskaya station. How can I go? Komolskaya. You should go there and just to the right side. Right side? Yes. Okay, not thank you. Not here. Thank you. Okay. Buradan aşağı inecekmişim. Farkından sağa dönecekmişim. Ve size derinliği göstermek istiyorum. Türkiye'ye gelirseniz kesinlikle ilk yapacağınız şey sim kartı almak olmalı. Gidiyormuş. İki durak gideceğim sadece. Metrosu boş şu an. Ah,
Şimdi çıkan sese bak. Ama şöyle bir şey var. Burada internet çekiyor. Böyle bir olay var. Ben Türk yetkililerine sesleniyorum. Lütfen metroda internet çeksin. Metroda internet kullanmak istiyorum. Şaka yapıyorum. İnsanlar kitap okusun. Kitaba teşvik edin insanları. İnsanlara yazdım Couchsurfing'de ama doğru düzgün yanıt alamıyorum. Ben de kendim keşfediyorum böyle. Of. Dün geldiğim bir hediyelik dükkanına geldim buraya. Niye diye soracak olursanız, bir tane çekim yapacağım. Dün gece hostelde şey çizdim, matruşkaları çizdim. Bayağı vaktimi aldı. Onların çekimini yapacağım. Burada da şeyi görmüştüm. Matruşkası vardı. O yüzden burada çekim yapmak istedim. Aslında matruşka çoğu dükkanda var. Her yerde yapabilirim ama burayı seçtim ben. Bir de herkes hediye istiyor ya o matruşkayı. Bana getir, bana getir, parasını vereyim kargola falan. Uğraşamam hediyelik o işiyle yani. Benlik değil. Burası da Kremlin bölgesinin, yani Kızıl Meydan'ın dışı. Buradan bir yerden içeri giriliyor. Çok acıktım ya. Sabah kalkıp çizim yaptım. Christ Savior Katedrali'ni çizdim. Çizmeye çalıştım. Hala bitmedi. Taslağı 2 saat sürdü yani. Düşünün bunu renklendirmesi şeyi falan. Daha var yani. 3-4 saati var onun.